TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte gözler neye çevrilmiş olabilir? Kira artış oranına ne yazık ki. Örneğin 20 bin lira kira ödeyen bir kiracı yeni kontrat döneminde maksimum ne kadar kira ödeyecek? Mülk sahibi üst limiti aşmak isterse eğer kiracının hakları neler olacak? Detaylara bakalım haberimizde. Temmuz ayı enflasyon rakamları belirlendi. Ağustos ayı kira artış oranı netleşti. TÜİK verilerine baktığımız zaman e, TÜFE oranı yani yıllık 12 aylık ortalamanın e, baz alınıyor. Yani artış oranı e, ortalaması olarak alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise %61,78'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre Ağustos ayı kira artış oranı %65,93 olarak açıklandı. Aslında açıklanan rakam Üst rakam. Yani mal sahibi illa bu rakamı almak durumunda değil. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri kiraları için en fazla %65,93 oranında zam yapabilecek. Yani 20 bin lira kira ödeyen bir kiracı kontratını yenilediğinde bugünden itibaren maksimum 33 bin 186 liraya yükselebiliyor kirası. Ancak mülk sahibi bu kirayı yeterli bulmayıp daha da kirayı artırmak isterse kiracının itiraz hakkı mevcut. Kiracıların da bunun daha üzerinde bir artış yapma taleplerini de kabul etme hakları yok tabii ki. Yani böyle bir artışı evet deyip yüksek bir bedel ödeme zorunlulukları bulunmamakta. Artık %25 sınırın kalkmasıyla da birlikte tefetüf oranındaki artışı yaparak kira sözleşmesini uymak yükümlülükleri mevcuttur.